Bir kutuplaşmadan bahsedildi değil mi? Çok doğru. Ha bu arada o kutuplaşma derken bu da detaya girmiyorum ama korkunç bir saptama. Onun üzerine zaten bir şey yazıyorum. Hiç okumamış olmayı, hiç görmemiş olmayı isterdim ama sosyoloji biliminin her şeyine aykırı olması bir yana tamamıyla bölücü bir yaklaşım Bekir Ağırdır'ın. Ya bakın iki yerde ben çok net dikkat ettim. Siz okudunuz mu yazısını? Tabii canım okumaz mıyım? Ha, benim sözlerim bakın, üzerine ona yok, şey yapmayın. Çünkü. Hayır ben onu daha alır almaz. Ha, anladım. Onu zaten alarm zili çaldı bende. Hangi bakın, cümleden, diyor hangi ki, ifadeden rahatsız oluyor? Bakın iki tane yer kullanmış orada. Diyor ki önce bir kere sekülerler, muhafazakarlar ve Kürtlerden bahsediyor. Evet. Bakın bunların hepsi sosyolojik olarak farklı şeyler. Sekülerin ne olduğunu birçok insana sorun vallahi söyleyemez. Sekülerlik dünyevilik demek. Başka bir kavram. Sekülerlik bir tarafından öyle mi? Muhafazakarlık ya bir insan hem muhafazakar hem seküler olabilir. Ve dikkat edin olabilir. Bir de etnik evet. bir kimlik olarak Kürtler. Daha vahimini söyleyeyim birbirine yani Türkiye üç şeye ayrılmış efendim. Laikler, dindarlar, Kürtler. Ya Allah'ınızı severseniz bir insan hem dindar hem laik olamaz mı? Ya da laik diye dinsiz mi olmak zorunda? Peki Kürtler burada ne alaka oluyor? Onları o siyasi bir şey yapmış. Ben iyi niyetli savunmak anlamına söylemiyorum da şunu özellikle söylüyor. Yapmayın. Ben yazıyı çok okudum hocam. Hocam laiklerden veya sekülerlerden kastı CHP'ye oy veren kabaca 10-11 milyon kişi siyasi bir analiz olarak. Muhafazakarlardan kastettiği AK Parti'ye oy verenler. Bir de HDP'ye oy verenler. Hiç öyle değil. Çünkü ben Bekir Bey'in bütün yazılarını okuyorum ve arşivliyorum. Kendisi de bu arada izliyorsa tabii izah buyursun. Etmek isterse yani, zaten. Özel ilgi alanınız. Türkiye'de uzun bir zamandır yapılan bir korkunç şey var. Amaç ulus devlete saldırmak, amaç yurttaşlık bilincini aşındırarak Türkiye'yi atomize etmek. Hı hı. Şöyle başlar hep. Kürt, Türk, Laz, Boşnak, Zaza böyle gider. Sizi paramparça ederler, tamam mı? Ha buna bir şey ekliyorum hemen. Şimdi bir kutuplaşma. Ya bir kutuplaşma varsa 20 senedir kim iktidar? Kimdir bunun sorumlusu? Siz öyle veya böyle insanların bir sürü insanın seçmenin ya bir şey söyleyeceğim. Seçmen veya Türk milleti sadece A partisine oy veren mi? B partisine oy verenler millet tanımının ya da seçmenin dışında mı? Yok, siz seçmenin, Türk milletinin bir kısmı ki aynı şey değildir. Bir gün onları da anlatırız. Yani Türk milletiyle seçmen aynı şey değildir. Seçmenin ama tamamı sonuçta bir parti, bir ittifaka, bir partiye ve zillet adını takarsanız, zillet aşağı, zillet yukarı derseniz, çukur, çamur ne varsa söylerseniz ondan sonra da lütfen kimse kutuplaşmadan şey yapmasın. Ha şimdi hocam orada seçmeni kastedilmediğini çok iyi biliyorsun hocam. Hocam seçmen işte onu da unutmadan söyleyeyim sonra asıl meseleye geleyim. Kendilerine kalkan yapmak için gördünüz mü? Size sonra, dediler diyenler bu kutuplaşmayı yapan. Asıl meseleye siyasi geleyim. Partilerin yönetimleri şimdi arasındaki bakın, retoriktir hocam. Yani onu böyle ben hızlı hızlı notlarımı aktarayım. Türkiye'nin hiçbir şekilde altını çiziyorum. Bir anayasaya veya bir anayasa değişikliğine veya yeni bir anayasaya ihtiyacı yok. Zaten mevcut anayasaya göre yeni bir anayasa yapma şansınız yok. Onu geçelim de orada amaç zaten ilk dört madde ve başlangıç. Ama Türkiye'nin yeni bir anayasa bakın bunlar tamamen aldatmaca. Siz var olana ne kadar uyuyorsunuz ki mesele yeni bir anayasa değil. Anayasalar hiçbir zaman sihirli bir değnek değil. Yeni bir anayasa yaptığınızda 700 milyar dolar dış borcunuz gitmez. 70 senedir o yanlışlarınızın şeyi gitmez. Dolayısıyla o 114 siyasi parti dedi hocam. Bunlar bu da tabii şekil olarak öyle ama böyle değil. Türkiye'de 200 yıldır sadece iki siyasi çizgi mücadele eder. Birisi bunların hürriyet ve itilaf çizgisidir. Birisi İttihat ve Terakki çizgisidir. Partiler de oradan gelirler. Onu da bir gün açarız. Hocam, ha, hocam 100 yılda değişmedi. Hocam onlar hocam, fikri, öyle değil. Fikri temel bakın, kanallardır ama siyasi parti farklı ben bir şeydir. Ben şimdi yani. Bazı önermelerde bulunuyorum. Güncel... Çünkü açamam şu an ama bakın adalet dedi hocam. Ben hocama da o zaman bir şeyde bulunayım. Zımnen çok önemli. Herhalde. Millet İttifakı'nın hürriyet itiraf yerine mi koydunuz çok hocam? Çok önemli. İşte orada... Bakın ben ittifaklardan bahsetmedim. Dedim ki çizgi bu kadar yok. Çok parti çizgi. Sizi yanıltmasın. Sonuçta bunların bir
ruh kökü, bunların bir düşünsel temeli ve kökü var. Ana o yüzden mesela siz tabii ki çok yakınsınız. Lütfen Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusunun, Allah rahmet eylesin, zaten CHP ilkelerinden uzaklaşmasaydı bize ihtiyaç kalmazdı sözünü bir oturun düşünün. Şimdi mesele o değil. Bakın adalet. Cumhuriyeti kuran fikri adalet, alınır Türk Milliyetçiliği. Evet. Adalet. Hocam güzel söylüyor ama hocam lütfen ben hiç duymadım. Eğer adalet diyorsanız daha bundan 10 gün önce Cumhurbaşkanı'nın bakın verdiği kararın içeriğinden bağımsız doğru olur yanlış olur. Bir hakime ki o hakim Türk milletini temsil ediyor. Anayasa 9'u açalım okuyalım. Ey hakim sen nasıl oluyor da böyle birini serbest bırakıyorsun? Takip edeceğiz işte ben diyor Cumhurbaşkanıysam ben sana bunu söylerim. Söyleyemezsin. Takip edeceğiz daha işimiz bitmedi. Dedikten hemen sonra HSK'nın mesajı alıp bu hakim ve savcıyı sürmesi ondan sonra adalet diyeceğiz. Bir açıklama yapıldı. Belki Yargıtay'ın önüne gelecek. Ertesi gün Yargıtay burada suç vardır mealinde bir açıklama yapıyor. Yetmiyor. Danıştay topa giriyor. İçişleri Bakanınız Anayasa Mahkemesi Başkanı'na ayar vermeye kalkıyor. Ama bütün bunlarda eğer biz hukukçu olarak susup oturuyorsak öyle gidip de adalet vesaire demeyelim. Ha şöyle biz yine her zaman adalet şöyle, diyeceğiz hocam. Hayır dediğin de bir anlamı kalmıyor. O hiç anlamlı şimdi bakın, çok anlamlı. Ben bir soru soruyorum şimdi. Seçim yasası değil mi? Neden şimdi? Neden? Mesela 20 senedir kim iktidar? O zaman eğer bu yasa daha yani adaletli iktidar oldu diye bir siyasi partiyi mi suçluyorsun? Daha adaletli seçimlerde ise, daha adaletli oyu desteği ise, almış. Demokratik o zaman, şekilde iktidara hocam, gelmiş. Bakın ben de kesmesini bilirim. Ben de biliyorum. Ben de bilirim. Beni kestiğiniz için ben de bilirim. Misliyle mukabele 20, ediyorum çünkü. O misliyle başka yerde. Hayır o misliyle. Şimdi 20 senedir değil iktidar yani. Olan. Hocam bu kadar hukuksuzlukta tek hocam, bir sesiniz çıkmadı. Ben, burada mı çıkacak ben, sesiniz? Ümit hocam. Ben bakın, konuşurken diyor ki 20 senedir. Hayır şöyle bu yasa daha iyiyse neden 2 sene bakın, önce ben, başka bir yasa vardı? Kürşat Bey ben başka bir şey ekleyeceğim. Başka bunlar bir şey ekleyeceğim. Yasalar şimdi değil. Bunlar beşeri yasalar. Sağda uygulamasında bir takım problemler olduğu görülmüş ve değiştirilmiş. Ve deniyor ki bu yasa daha adaletli olacak. O zaman siz bundan önceki seçim yasasının ve bu şekilde yapılan seçimlerin yeterince adaletli olmadığını kabul etmiş olursunuz. Niye beklediniz 20 senedir? Ben ikna olmadım bunun objektif maksatlarla çıkarıldığına. Hiçbir şekilde. Gerekçen ne hocam? Somut örneği ne? Zamanlaması. Ne var hocam? Seçime 15 ay var hocam. Ne zamanlaması? Oy dengelerinin değişmesi. Ha ben asıl neyi sorguluyorum biliyor musunuz? İttifak sistemini. Bakın bu ittifak sistemini bir de onu anlayalım. Millet İttifakı denen o ittifak durup dururken kendi kendine oluşmadı. İttifakı önce Cumhur İttifakı oluştu, öbür tarafta zorunlu kaldı. Ama bu ittifak sistemi bir nifak sistemidir. Bakın şeye katılırım. 6 tane bir siyasette 6 etmez 2'ye düşer. Mesela burada o Bay Babacan'la Bay Davutoğlu'nun o Hillary Clinton'la çak yapan işte açıklamalarını daha sonra geliriz ama 6 tane bir yan yana gelince 2'ye düşebilir. 2 tane çok doğru bir şey yan yana gelir 10 olabilir. Ama buradaki benim esas şeyim şu. Şimdi tabii 2 bu artı sistem, 2 4 etmiyor ittifaklarda hocam. Tabii yani tabii. Bakın yok, Kürşat Bey bu sistem eti budu olmayan bir tane işte devanın şu eti ne budu ne rehin alıyor. Ha daha önemlisini söyleyeyim. İstikrar dendi değil mi? İstikrar. Ya bu da bir şey. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Eğer meselemiz sadece istikrarsa dünyanın en istikrarlı sistemi diktatörlük. Bak o kadar biri. Bir istikrar var ki. Bakın istikrarı tek başına fetişleştirmeyin. Bak